Evet. Tekrar hoş geldiniz. Bugün mailden de işte anlayacağınız üzere artık uygulamalara geçeceğiz. Bugün 3 hatta 4 konu işleyeceğiz. Çevresel aygıtları tanıyacağız. Sterlerisveyr ile bu aygıtları programlamayı öğreneceğiz. Bunların üzerine interrupt özelliği ekleyeceğiz. OLED ekranla çalışacağız ve debug işlemini yapacağız. O sitedeki çalışmalara uygun gitmiyorum. O geçen yani benden bir taslak istemişlerdi. O zamanlar eğitimlerin sunuları hazır değildi. O şekilde bir taslak vermiştim. Ama bu şekilde daha yararlı olduğunu düşünüyorum. Ya yani oradaki bütün konuları işleyeceğiz ama yani bu sıralamayı biraz değiştiriyorum. O bakımdan hani o neden ona göre gitmiyoruz diye düşünmeyin. Öncelikle geçen haftadan bir sorusu olan var mı? Geçen hafta ile ilgili o konularda şuralarda takıldım diyen var mı? Yok. Yok gibi duruyor. Tamam. O zaman başlayabiliriz. Öncelikle GPIO nedir sorusuyla başlayalım. GPIO Stellaris kartımızın üstündeki modüllerdir. Ondan sonra giriş çıkış pinleridir diyebiliriz. Bu pinleri programcı kendi özel amacına göre programlayabilir, kontrol edebilir, yönlendirebilir. Bizim sağ taraftaki resimde bizim Stellaris üzerindeki portları görüyorsunuz. Üzerinde 5 tane port var. Her port üzerinde 8 adet pin çıkışı oluyor. Mesela işte UART modülü A portunun 0. pinine bağlanmış. PWM yine B portuna bağlanmış gibi düşünülebilir. Biz de bu çıkışları kullanarak İşte cihazımıza bu çıkışları kullanacağımızı söyleyerek işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Peki burada şu soru akla geliyor. Mesela A0 pinine UART bağlanmış ya da işte B portunun 0. pinine PWM bağlanmış ya da hepsi dolu gözüküyor. Biz nasıl LED yakacağız ya da buton işlemlerini yapacağız diye bir soru gelebilir. Aslında bu pinlerin birden fazla işlemi var. Biz bunların arasında bir seçim yapacağız. Bu da bizim programlamamızdan bir tanesi olacak. Buna da mod seçimi diyeceğiz. Programımızı yazarken buna dikkat edeceğiz. Evet. Daha sonra 8 adet pin kullanımı olmak sağlar demiştik. Bunlar giriş ya da çıkış olarak tanımlanabilirler. Yani buton da bağlayabiliriz. LED de bağlayabiliriz. Aynı zamanda pull up pull down seçenekleriyle donanımsal olarak bir değişiklik yapabiliriz. Bunların ne demek olduğuna birazdan değineceğiz. Çevresel aygıt pini olarak kullanılabilir kısmı İşte ADC olarak mesela ADC dediğimiz, PWM dediğimiz, OAuth dediğimiz her şey bir çevresel aygıttır. Bu aygıtları da kullanabildiğini söylemek açısından çevresel aygıt pini olarak kullanılabilir de diyebilir. Diyebiliriz. Her pinin birden fazla görev vardır dedik. Bu da bu görevler arasında seçim yapmamızı sağlayacak. Mesut Bey, size ben dosyaları gönderdim mailinize. Evet. Tamam. Tamam. Birazdan program kısmına geldiğimizde tekrar bu konuya değinelim. Daha sonra
Bu modüllere ait fonksiyonlar olacak. Yani bunları bir hiyerarşik düzene göre programlamamız gerekiyor bu pinleri. Bunlar işte data kontrolü olacak. Datamız ne olacak? Yani işte giriş olarak mı kullanacağız, çıkış olarak mı kullanacağız, buton mu kontrol edeceğiz, işte led mi bağlayacağız gibi soruları ya da data nasıl olacak, işte 8 bit bir yapı mı kullanacağız gibi soruları data kontrolünde çözeceğiz. Interrupt kontrolümüz olacak. Bu da o pine, o çıkış pinine interrupt bağlamak istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Bu kontrolleri yapmamızı sağlayan kısım olacak. Mod kontrolü dediğimiz kontrolde bu pini ne amaçla kullanacağımızı seçeceğiz. İşte bu pini UART olarak kullanacağım. Bu pini hayır, sadece LED yakmak için kullanacağım gibi seçimler yapabileceğiz. Daha sonra pet kontrolümüz olacak. Bu kısımda da daha çok donanımsal ayarlamalar yapabileceğiz. Mesela bildiğimiz mantığın dışında işte birken inaktif durumda olurken o pin, sıfırken aktif durumda olabilecek. Bu tarz ayarlamaları yine yapabilmemize olanak sağlıyor. Evet. Daha sonra da varsa yine pet kontrolünde özel ayarlamalar yapılabiliyor. Bazı spesifik modüller için özel ayarlar yapılabiliyor. Evet. Data kontrolü var. Şimdi bunları birazcık açalım. Data kontrolünde giriş çıkış ayarlarını değiştiriyoruz. Yani ben bunu en basit tabirle anlatıyorum. LED olarak kullanıp çıkış mı alacağım, yoksa buton bağlayıp giriş mi olarak kullanacağım? Bunlara karar veriyoruz. Burada da Stellaris üzerinde bu işi GPIO Direction, GPIO DIR Register'ı gerçekleştiriyor. Bu pini giriş olarak tanımlamak istiyorsak içine 0 yazıyoruz. Çıkış olarak tanımlamak istiyorsak 1 yazıyoruz. Ve o pin, hani bu ayar esnasında çıkış ya da giriş olarak tanımlanıyor. Aslında burada yaptığımız şey geçen hafta gördüğümüz kontrol basımız vardı. Oradan giden verilerimiz vardı. İşte bu kontrol basında giden verilerin ayarlandığı, tanımlandığı kısım burası. Yani programcı tarafından tanımlandığı kısım burası. Evet, altta yazma ve okuma ile ilgili, yani Stellaris üstündeki yazma ve okuma ile ilgili bir örnek var. Şimdi sol taraftaki yazma örneği, burada şöyle bir şey yapmak istiyor. GPIO dataya EB adresini yazmak istiyor. Ama önceden de bir tanımlamamız var. Mesela 7. pin, 4. pin ve 3. pini biz çıkış olarak kullanmak istemişiz. Haliyle diğer, yani EB kısmında gerekli pinler 1 bile gelse sadece istediğimiz pinlerin değeri değişiyor. Mesela bu, şöyle düşünün. Bunların hepsine LED bağladığınızı düşünün. Sadece ama biz 7., 4. ve 3. pinleri aktif hale getirmişiz. O zaman ne yapacağız? Diğerlerinin yanmasını istemiyoruz. Bu yüzden mesela burada bu aktif durumda 1'i direkt yansıtırken bu burada yine aktif durumda 0'ı direkt yansıtıyor. Bu şekilde bir yazma işlemimiz oluyor. Okuma işlemimiz ise yine aynı mantık çalışıyor. Bu sefer okuma işleminde burada U harfiyle gösterdiğimiz şey herhangi bir değişiklik olmuyor demek. Yani eski hali korunuyor. Eğer önceden tanımlanıp yakıldıysa ve tekrar ayarlama yapılıyorsa belki 7. pin de şu an yanıyor olabilir. Ama okuma işleminde bu şekilde olmuyor. Okuma işleminde eğer inaktif durumdaysa
gerekli pinimiz. İçerisine sıfır olarak tanımlıyor. Aktif durumda ise değerini yansıtıyor diyebiliriz. Evet. Interrupt kontrolümüz var. Interrupt kontrolünde bu GPIO pinlerinin işte interrupt özelliğini açmak istediğimizi belirttiğimiz ya da işte nasıl interrupt gelmesini istediğimiz durumlar oluyor. Mesela nasıl dediğimiz işte düşen kenarda mı ben yakalamak istiyorum, yükselen kenarda mı yakalamak, yoksa bir pasta mı yakalamak istiyorum sorularını bunun cevabını alabileceğimiz kontrol kısmı burası. Daha sonra mod kontrolümüz var. Mod kontrolünde de hangi amaçla kullanacağız bu pini, onu karar veriyoruz. Bu şekilde bir kontrol mekanizmamız var. Şimdi biraz da datasheet'in üzerinden gideceğim. Evet. Şimdi bu LM3S811'in datasheet'i gerekli dosyalar altından görünebilir. Buradan GPIO kısmına tıklıyorum. Evet, neler olduğuna bakalım. 5 adet portumuz var dedik. A'dan E'ye kadar. Toplam 32 tane programlanabilir GPIO pinimiz var. Bunlar 5 volt giriş olarak çalışabiliyorlar. Aynı zamanda 3.3 volt giriş olarak da çalışabiliyorlar. Bu GPIO interruptları ile kontrol edilebiliyor tamamen hepsi. Böyle bir sıkıntısı olmuyor. Evet, mesela burada yine FET konfigürasyonda göreceğiz. 2 miliamper, 4 miliamper ve 8 miliamperle sürülebiliyor. Bunu yine kendimiz karar verebiliyoruz. Ya da pull up ve pull down seçeneklerinden birini seçebiliyoruz. Evet, sink ve source akımları. Open drain yine kullanabiliyoruz. Evet. Daha sonra burada bir blok diyagramımız var. OAuth modülümüz, SSI, bu da bir haberleşme için. PWM, IKARA-C, analog komparatörümüz var. Timerlarımız, OAuth birimiz. Mesela OAuth 0 A portunun 0 ve 1. pini iken OAuth 1 D portunun 2 ve 3. pini. Yani böyle farklılıklar olabilir. İlla sırayla gelmek zorunda değiller. GTAC çıkışlarımız ve timerlarımız gözüküyor. Burada bu ayarlamaları yaparken buradaki register'ları baz almamız lazım. İşte hangi register'ın ne amaçla kullanıldığını bilmemiz lazım. Bunu da bu işte çok çok uğraşmadan hiçbirimizin ezberlemesi mümkün değil. O yüzden datasheet okumayı, datasheet'te aradığımızın nerede olduğunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Evet, burada da bir port blok diyagramı var. Petlere giden bir diyagram. Nasıl? İşte mod kontrolünü GPIO off selection yapıyormuş. Data kontrolünü GPIO data ve GPIO direction yapıyor. Daha sonra interrupt kontrol registerlarımız, pet kontrol registerlarımız var. Bu şekilde bir hiyerarşik düzen var. Bunların hepsini başta ayarlamamız gerekiyor. Ama default da kendi ayarları var. Hani onları bozmadan da, yani kullanmayacaksak bozmuyoruz. Ama kullanmak istersek bu şekilde ayarlarımızın olduğunu bilmemiz faydalı. Evet. Başka burada anlatabileceğim. Burada yine gerekli register'lar tanımlanmış. Başka.
Evet, aslında şu register yapısından da bahsedeyim. Mesela GPIO Direction register'ımız var. Burada ne dedik? Input ya da output olarak tanımlamamızı sağlıyor. GPIO Direction'ı port olarak açıyoruz. Mesela port A'nın ya da port B'nin diye açıyoruz. Biraz önce bahsetmiştik, her portta 8 pin var. O yüzden mesela eğer burada 8 pinden işte ikinci pini 1 yapıp diğerlerini 0 yaparsak ikinci pinimiz output olarak tanımlanmış oluyor. Gidip oradan output olarak kullanıyoruz. Ama gördüğünüz gibi 32 bit bir register aslında. Biz sadece 8 bitlik kısmını kullanıyoruz. Bunları ben hiç kullanmadım ama özelleştirilmiş yine spesifik uygulamalar için bu rezerv kısmını kaldırabiliyorlar memori üzerinden ve kullanabiliyorlar. Ama ben hiç kullanmadım. Hani o konuda bir örnek veremeyeceğim. Evet. Mesela burada da GPIO interrupt algılama kısmı var. Nasıl? Aynı mantık. Yine 8 bit kullanıyoruz. İşte köşe, yani yükselen ya da düşen kenar mı? Kenar algılayıcı mı olsun yoksa level sensitive mi olsun? Belli bir sınırı mı olsun diye bir ayarlama yapabiliyoruz. Mesela çift pulse aldığımda interrupt'a gir gibi ayarlamalar yapabileceğiz. Ama tabii bunlar, bu sadece tek bir interrupt ayarı için gerekli register değil, birçok var. Hani bunları doğru hiyerarşik düzene göre yazmamız gerekiyor. İşte bu datasheet ile yazıldığı takdirde kodlarımız assembly seviyesinde yazılabiliyor. Çünkü direkt bu register'ı buradan görüyoruz. İçerisine bir yazıyoruz. Hani bu hiyerarşik düzene uyuyoruz ve assembly kodumuz oluşuyor. Biz bu kurs boyunca bu assembly kodları kullanmayacağız. Ama arkada nasıl çalıştığını görmek adına size gösteriyorum. Biz fonksiyonlarla çalışacağız ama fonksiyonlar da arka tarafta bu register'ların içerisine bu değerleri yazacaklar. O şekilde söyleyelim. Evet. Pet kontrol dedik. Pet kontrolünde de pet ayarlamaları yapılır. Mesela donanımsal, evet dediğim gibi donanımsal değişiklikler tanımlanır diyebiliriz. Open drain yapılır. Bunlar nedir? Mesela bazı pinleri biz işte pull up olarak kullanacağımızı söyleyebiliriz. Bu ne demek? Mesela bir tane sensörümüz vardır. 5 voltta inaktiftir. 0 voltta aktiftir. Yani kendisini böyle tanımlamıştır. Neredeyse bütün ekaracı cihazları bu şekilde çalışır. Bu şekilde çalıştığı zaman bunu da sistemimize söylememiz gerekiyor. Sistemde bu şekilde bir çalışma olacak dememiz gerekiyor. İşte buna da open drain seçim yapılması anlamına geliyor. Mesela size yine ekaracı'da kullanacağımız modülün datasheet'ini göstereyim. Oradan biraz gidelim. Mac 31 Pro. Mesela bu onun aplikasyon devresi. Şurada gördüğünüz gibi biz buradan SCL ve SDA bacaklarını kullanacağız. Fark ettiğiniz gibi burada 5 volta bağlı bunlar ve direnç üstünden SDA hattına gidiyor. Yine 5 volta bağlı direnç üstünden SCL'ye gidiyor. Burada bunları direkt bağladığımızda direkt zaten bir çıkışı verecektir. Yani sterlerisi bunun open drain modda olduğunu ve sıfır olduğunda çalışacağını söylememiz gerekiyor. Bu şekilde bazen ayarlamalar yapmak gerekebiliyor. İşte o kısımlarda head control kısımlarındaki ayarlamaları yapacağız. Aynı şekilde pull down bildiğimiz yöntem. Pull down'da 5 volt verdiğimizde çalışıyor, vermediğimizde çalışmıyor. Bu şekilde
yapabiliriz. Evet, şimdi biz StylerizWear'da programlarımızı nasıl yazacağız? Bu kısma bakalım. StylerizWear'da fonksiyonlarımız olacak. Bu fonksiyonları kullanarak yapacağız. Şimdi ilk başta kullanacağımız portu aktif hale getireceğiz. Yani dıştan içeri doğru aslında bir gidiş yapacağız. Önce kullanacağımız portu söyleyeceğiz. Daha sonra kullanacağımız birimi söyleyeceğiz. İşte UART kullanacağım, yoksa sadece GPIO kullanacağım, işte gibi içeri doğru bir dallanmamız olacak. Evet, daha sonra kullanacağımız pin seçeceğiz. UART özelliklerini ayarlayacağız. İşte varsa bu kısımda pet kontrolünü yapacağız. Ekstradan bir pin atamamız gerekiyorsa. Daha sonradan da yapmak istediğimiz işlemleri gerçekleştireceğiz. Fonksiyonların isimleri çok aslında güzel tasarlanmış. Peripheral Enable. İşte GPIO X demişim. Burada A, B, C, D seçeneklerinden birini buraya yazarak sadece sistemimizi, portumuzu aktif hale getirebileceğiz. Daha sonra bu port üzerinde kullanacağımız pinin özelliklerini seçiyoruz. Mesela yine aynı şekilde port X üzerindeki mesela 5 numaralı pini output olarak tanımla demek bu. Çıkış olarak tanımla demek. Bu şekilde bunu da atacağız. Daha sonra yine pet ayarlarımız varsa onları yapacağız. Ve en son artık işlemlerimizi yapacağız. Mesela burada da pin write demişiz. Port X'in yani ABCD'den bir tanesinin Y pinini burada bu bir şey kullanıp bilerek yazdım. Şimdi Y pini yap kullanımı StylerizWear üzerinde şöyle çalışıyor. Y pinini bir yap. Yani mesela ben buraya eğer şu şekilde yazarsam bu sefer de Y pinini sıfır yap anlamına gelecek. Yani bu şekilde gerekli pinleri yazacağız. Aynı zamanda mesela şöyle bir avantajımız da olacak. Mesela buraya şu or işaretiyle, tek or işaretiyle işte GPIO pin ne diyelim işte 6 da diyebileceğiz. Aynı anda hem 5'i hem de 6'yı çıkış olarak tanımla diyebileceğiz. Ama nerede? Port X üzerindeki 5 ve 6'yı çıkış olarak tanımla diyebileceğiz. Bu şekilde bir kullanımımıza olanak sağlayacak. Evet, başka bir konuda bahsedeceğimiz bir şey yok. Algoritmik olarak kafanızda takılan bir yer var mı? Çok aslında kolay bir yapısı var. Zor bir yapısı yok. Biraz da nereden bu fonksiyonlara baktık, onlara değinelim. Bu fonksiyonlarda StylerizWear üzerinden bakacağız. Şey, API üzerinden bakacağız. API'de GPIO'yu bulabiliriz. GPIO. Evet, şurada. Burada bütün modların nasıl yapılacağı, nereden bu sistemin çekileceği, hangi kütüphanenin ekleneceği burayı kullanabilmek için gösterilmiş durumda. Bu şekilde hani burayı okuyarak çalışmamız gerekiyor. Daha mantıklı olacaktır. Ama zor şeyleri yok. Mesela direction mod get, bu modu getir. Yani şu an üstünde bulunan mod ne sorusunun cevabı. İşte üzerindeki bulunan mod UART modu diye dönüş yapacaktır. Peki burada unsigned long olarak dönüyor. Bu ne demek? Aslında 32 bit bir sayı dönüyor bize. Bu sayının header üzerinde bir karşılığı var. Mesela 00400 bize UART anlamını veriyor. Yani direkt bize söylemeyecektir ama onun nümerik değerlerini verecektir. Aynı şekilde modu tanımla da yapabiliriz. Daha sonra işte interrupt falan filan. Yani bu şekilde fonksiyonları kullanmayı ya alışmamız gerekecek.
Ama biraz önceki yapıdan çok daha kolay bir yapı. Evet, burada mesela her modun hangi parametreleri olduğu ve nasıl kullanıldığı bilgisi yazıyor. Bunlara göre işlemlerimizi yapacağız. İlk uygulamamızı gerçekleştirelim o zaman. Ben proje klasörünü boşalttım. Bu hafta tekrar yapalım diye. Şimdi tekrar bir proje oluşturuyorum. New Mikrovizyon proje diyorum. Proje diye bir klasörüm var. Buradan test diye bir proje oluşturuyorum. Daha sonra bana hangi işlemciyle çalışacağımı soruyor. LM3S811'i seçiyorum ve onaylıyorum. Startup.js dosyası kurup kurmayacağımı soruyor. Bunu da geçen hafta yine bahsetmiştik. Başlangıç dosyası olduğunu ve vektör tablosunu tuttuğundan bahsetmiştik. Bugün interrupt kısmını anlatırken neden faydalı olduğunu umarım anlarız. Daha sonra options seçeneğini seçiyorum ve kristalimi 6 MHz olarak ayarlıyorum. Evet, buradan include pet olarak stylus veri seçiyorum. Mesela buradan thump mod seçilebilir. Thump mod da bize thump'a göre derlenme imkanı sağlar. Bundan da bahsetmiştik. Biraz daha etkili bir derleme oluyor. 16 bit adresleme kullanıyor. Evet, daha sonra buradan kendi debugger'ımızı seçiyoruz. Buradan da kendi debugger'ımızı seçiyoruz ve OK diyoruz. Daha sonra bir tane yeni bir dosya oluşturuyoruz. Bunu şuradan kaydet butonuyla kaydedip main.c olarak kaydediyoruz. Daha sonra bunu buraya eklememiz gerekiyor. Buradan main'i seçiyoruz ve dosyamızı buraya ekliyoruz. Artık dosyamız projeye ait olmuş durumda. Şimdi bir de bu kütüphane library'i eklememiz gerekiyor. Bunun için de stylus.veri'ye gidiyoruz. Bu da driver'lib'i görebiliriz. Buradan Cortex-M3'ü seçiyoruz. Debug kısmında. Şimdi burada sadece C dosyalarını arıyor. Ama bizim library bakmamız gerekiyor. Yani şurada olur. Library'i seçiyoruz. Ve şu an projemiz kullanıma hazır. Bir yanlışlık yapmadıysak. Şimdi ilk uygulama kodumuzu alalım. Evet. Şimdi bu uygulamada şöyle bir şey olacak. İlk uygulama biraz Stellaris Veyr kütüphanelerinin dışında şeyler kullanılarak yazılmış. Hani bunu görebiliriz. Bunun sebebi de şu. Aslında sistem kontrol, yani bunlar da Stellaris Veyr kodları. Sistem kontrolü iki şekilde sağlanıyor. Birisi fonksiyonlarla, birisi de yine Stellaris Veyr'e ait kontrol rejisterleriyle.
Mesela bu sistem CTL kontrol rejistörü Stellaris'in bir yani şey ARM'ın bir komutu değildir. Tamamen Stellaris Veri'ye ait bir komut. Ama bu şekilde de kullanımı olabildiğini göstermek adına bunu ekledik. Aslında bu şekilde çalışmayacağız. Tamamen fonksiyonlara dayalı çalışacağız. Evet, şimdi Seyfettin'e şuradan ekledim. Add files to group source group dedim. Takip edebiliyor musunuz? Evet, daha sonra buradan C dizinin altından Stellaris Veyr'e geldim. Buradan da driver loop seçeneğini seçtim. Şimdi driver loop birçok driver loop var. Bizim kullanacağımız Cortex M3. Buradan Cortex M3'e geldim. Buradan da bu derlenmiş bir kütüphane. O yüzden debug altında olacaktır. Buradan da driver loop'u buldum. Bu şekilde kütüphaneyi sisteme ekledim. Evet, daha sonra o yüzden bu register tabanını yine göreceğiz. Peki burada ne yapıyoruz? Onlara bakalım. Şimdi burada öncelikle bir sistem clock set var. Bu nedir diye sorulabilir. Bu öncelikle sistemimizin hızını ayarlıyoruz. Yani şunlar tamamen sistem ayarları. Sistemimizin hızını 6 MHz olarak ayarlıyoruz. Çünkü şu an kristal üzerinden çalışacağız. Daha sonra PLL kısmına geçtiğimizde sistemimizin hızını arttırabileceğiz. Şu an sadece üzerindeki tek kristal olan 6 MHz kristalle çalışacağız. Yine belirtmekte fayda var. Eğer yani 50 MHz'lik clock sanal bir clock'tur. Bu 6 MHz'in çarpılmasıyla üretilir. O yüzden eğer net sonuçlar istiyorsak mutlaka kristali kullanmak zorundayız. İlk seçeneğimiz sistem divide. Bu 6 MHz'i bölmek isteyip istemediğimizi soran bir şey. Mesela kullanacağımız kristali biz bölmek istemiyoruz. Direkt 6 MHz kullanmak istiyoruz. O yüzden bunu 1 seçtik. Daha sonra sistem use osilatör. Burada bir kristal kullandığımızdan bahsediyoruz. Daha başka ne yazabilirdik mesela buraya? Eğer 50 MHz'i kullanacak olsaydık buraya PLL yazardık. Çünkü PLL üzerinden bu sistemi çalıştıracağımızı belirtmemiz gerekirdi. Daha sonra bu osilatörün sistem üzerindeki osilatör olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Bu da ne demek? Harici olarak bir osilatör bağlanabilir sisteme. Onu belirtmek için kullanılan bir ayar diyelim. O şekilde bu ayarı yapıyoruz. Bunları nerede bulabiliriz? Hani detaylarına nereden bakabiliriz gibi soruyorlar. Şuradaki sistemctl.h dosyasının üzerine sağ tıklayarak Open Document diyebiliriz. Buradan da sistem kontrol header'ını görebiliriz. Evet, burada nelerimiz var? Tabii ki tekrar göstereyim. Şurayı bitireyim. Tekrar göstereyim. Burada aslında bunlar işte assembly seviyesinde çalıştığımızda kendimizin yazacağı register değerleri. Ama burada bu isimle adlandırılmış. Hani bize kolaylık olması açısından biz de direkt bunu kullanarak mesela system enable işte ADC 0 dediğimizde o direktörü ya da mod seçimlerini direkt elemiş oluyoruz. Bize direkt kendisi buna uygun bir şekilde sistemimizi ayarlıyor. Buralardan hani takıldığımız mesela GPIO port D, port C, port B işte ne kullanacaksak sistem CTL içerisinde biraz kurcalamamız gerekecek. Hani bu şekilde daha rahat olabilir. Daha başka nelerimiz var? Evet, burada sistem divide'ımız var.
Yaklaşık 64'e kadar bölebiliyoruz kulağımızı. İşte hani ne kadar hassaslıkla çalışmak istediğimize göre buradan değişiklik yapabiliriz. Burada da kullanacağımız fonksiyonların yapıları bulunmakta. Yine dediğim gibi apiden yararlanabiliriz ama hani eğer birazcık aşina olursak artık ondan sonra buradan bakıyoruz sadece ve kolay oluyor. Evet, şimdi bu Seyfettin Bey size mail geldi mi? O maildeki ilk GPIO uygulaması bu. Şu an yani bunu daha önceden yazdığım bir uygulama. Buraya direkt kopyala yapıştır şeklinde aldım. Bugün sizinle bir tane uygulamayı burada yapacağız. Hızlı olsun diye, diğer uygulamalar yetişsin diye bu şekilde davrandım. Peripheral 2, ikinci ek işlem yaptırabiliyoruz. Mesela mod 1 olduğunda Peripheral 1 çalışsın, 2 olduğunda Peripheral 2 olarak çalışsın. Burada da şu oluyor. Yani iki özelliği var üstünde, UART ve GPIO. İkisini de aynı kanal üzerinden çalıştırabiliyoruz. Bu anlamda fayda sağlıyor. Evet. Kodu bir derleyelim. Burada bir tane warning var. Bu warning de bu return sıfıra hiçbir zaman dönmeyeceğini söylüyor. Çünkü şurada bir sonsuz döngüye geldiğini söylüyor. Bunu çok da gerekli değil aslında. Bir de en son olarak şu kodu anlatalım ve çalıştıralım. Evet, burada kristal üzerinden frekansı al dedik. Daha sonra sisteme port C'nin kullanılacağını söyledik. Dediğim gibi bu register'lar üzerinde durmayacağım. Çünkü yani ben de bunlarla çok çalışmaya aşina değilim. Daha çok stateless layer üzerinde duracağız. Ama yine bakmak açısından buradan da hangi register'ları kullanacağını görebilirsiniz. Daha sonra port C'ni kullanacağını belirtiyoruz. Burada register seviyesinde çalışırken her zaman karşımıza çıkacak bir şey var. Bir register'ın içerisine aktif hale getirmek için bir yere yazmanız gerekiyor. Aslında yazdığınız zaman içindeki değer kaybolmuyor ama hani bir yere yazarak tetikliyorsunuz. Sistemi bu şekilde tasarlamışlar. ARM işlemcilerin çoğunda bu şekilde. O yüzden bir yere dummy bir atama yapmanız gerekiyor. Daha sonra direction'ı 0.20 yapmış. Bunu biraz açalım isterseniz. 0.20 ne demek? 0.20'yi bu şekilde yazabiliriz. Bu yazımda bir anlamayan varsa sorabilir şimdi. Yani biraz daha detaylı anlatabilirim. Tamam. İlk 4 biti 0. Yani input olarak ayarlamış. 5. biti output olarak ayarlamış. Diğer bitleri input olarak ayarlamış. O diye düşünebiliriz buradan. Daha sonra port C'nin datasını yani 5. pinini 1 yapıyor. Biraz bekliyor. Daha sonra bu da tersleme işlemi. O işlemi tersliyor. Bu ne yapacak? 50.000 cycle bekledikten sonra 1 yapacak. Sonra bir daha bekleyip 0 yapacak. Bu şekilde göreceğimiz bir kod olacaktır bu. Deneyelim. Evet, kodumuz yüklendi. Kamerayı. Evet, reset dediğim zaman sağ taraftaki led yanıp sönüyor. Burada port C'nin 4. pini şuradaki LED'e tekabül ediyor. Bunu nasıl bulduğumuzu yine en son kendi uygulamamızı yazarken anlatacağım. Yani şu an o kısma girmiyorum. Evet, bu şekilde kodumuzu yazacağız. Diğer GPIO kodumuzu da anlatayım. Şimdi bu kodda daha iyi
anlayabileceğiz. Evet. Şimdi yine aynı mantık olacak ama bu sefer bildiğimiz işlemler olacak. Ne yaptık? Önce frekansı ayarlayacağız. Daha sonra C portunu kullanacağımızı söylüyoruz sisteme. GPIO-C ile. Daha sonra bu C portunun 5 numaralı bacağını çıkış olarak tanımlıyoruz. Burada output kısmı çıkış olarak tanımladığımızı C portunu ve 5. pinini diye yorumlanabilir. Ayarlamalarımızı yaptıktan sonra kodumuza geçiyoruz. Şimdi burada GPIO pin write GPIO'nun yani C portunun 5. pinine aktif yap dedik. Daha sonra biraz bekledik. Bu beklemeye değineceğim. Sonra ne dedik? 5. pinini deaktif yap. Bu şekilde yine burada da bir toggle olacak. Şimdi burada şu sistem kontrol delay aslında çok güzel bir şey. Bunu kullanacağız. Şimdi bir delay bize 3 cycle sürecek. O yüzden mesela ben 1 saniyelik bir gecikme istiyorum diyelim. Net 1 saniye. Önce sistemin clock'unu alıyorum. Sistemin clock'u 6 MHz. Bunu 3 cycle'da bir döndüğü için 3'e bölüyorum ve 1 saniye elde ediyorum. Burayı anlamayan var mı? Biraz ters oldu. Erdem Bey, bir dakika buna değinelim ondan sonra onu anlatayım. Bu clock'taki 1 saniyelik ayarı anladık mı? Şimdi tamam. Şimdi bir delay 3 cycle sürüyor dedik. Burada da bir delay yapmamız gerekiyor. Şimdi sistemin clock 6 MHz. Ama biz bunu şöyle düşüneceğiz. Hani 1 bölü 6 MHz'de bir işlem yapıyor. Bir delayimiz de 3 cycle olduğu için yani bir delay yapmak için bu sistemi 3'e böleceğiz. Bu şekilde de tam 1 saniyelik bir gecikme elde edeceğiz. Yine mesela bunu tersten düşünelim bunu. Bir dakika. Bunun ters işlemini kağıda yazıp size öyle göstereyim. Onu aradan sonra ben size göstereyim. Anlamayınca. Aslında buradan takılabileceğini düşündüm ama bunu şey yapmadım. O biraz önceki kodda Erdem Bey o işaret tersleme işareti. Yani şu anki değeri neyse tersini al. 1 ise 0'ı yaz. 0 ise 1'i yaz işlemi. Onu hani tersleme olarak düşünebilirsiniz. Tamam, bu şekilde sistemin bir kopma yaşadım. Kusura bakmayın. Bağlantı gitti. Tekrar edelim. Evet. Bir saniye gecikmeyi elde etmiş olduk. Şimdi sorunuz yoksa bir ara vereceğim. Soru varsa alabilirim. O arada size cycle olayını tersten saniye olarak anlatmaya çalışacağım. Driver'lık nasıl ekledik? Tamam. Tamam bir daha anlatalım. Çeyrek geçe burada olacağız. Şu an araya gidebilirsiniz. Çeyrek geçeye kadar ders yok. Sorulara bakacağım sadece.
Evet. Şimdi şey kaldırdı. Mesut Bey, sorunuz mu var? Başlamadan şey yapabiliriz. Yapabiliriz. Tamam, o zaman başlıyorum. Şimdi bu sefer şöyle bir şey yapacağız. Bu kodumuzu biraz güncelleyeceğiz. Şimdi şöyle yapalım. Bu kodumuza buton ekleyelim. Butona bastığımız takdirde çalışsın. Basmadığımız zaman da çalışmasın. Bu şekilde yapalım. Nasıl yapacağız? Öncelikle bize bir şematik lazım. Bu şematik için bu gerekli dosyalar kısmından şuradaki Evaluation Board User Manual'i açıyoruz. Evet, en başa geleyim. Şimdi bu board üzerindeki işlemlerde kullanacağımız manuel bu olacak. Genellikle işte sürücü yüklemeydi. Board'la ilgili özelliklerdi. Hep burada olacak. Şimdi şurada şematik diye bir kısım var. Ona tıklıyorum. Şimdi burada cihazımızın şematikleri var. Şunu döndürelim. Evet. Şimdi bu Stellaris işlemcimiz. İşlemciye bağlı kısımlar gözüküyor. Pinler gözüküyor. PA0, PA1 gibi. PA birinci A portunu ifade ediyor. Mesela burada işte reset switch'imiz gözüküyor. Kristalimiz var. Buradan bunları görebiliyoruz. Şimdi mesela şurada da kullanıcı butonu var. Daha sonra potansiyometremiz var. Daha sonra LED'imiz var. Mesela LED'imiz PC5'e bağlı. Zaten buradaki uygulamada da C portunun 5. pinini çalıştırmıştık. Yani C portunun 5. pinini aktif ettik diyelim. O da LED'imize bağlı buradaki. Bu şekilde tanımlanabilir. Burada da bir butonumuz var. Butonumuz da PC4'e bağlı. Gördüğünüz gibi buton şu an basılmadığı durumda 3.3 voltu PC4'ten veriyor. Basıldığı durumda 0 veriyor. Buna göre programımızı yazmamız lazım ya da bunu programa tanımlamamız lazım. İkisi de olur. Hangisini tercih ederseniz. Şurada yine çok yararlı bir şey bulacağız. Burada ise bizim sağ ve soldaki bordumuzun sağ ve sol kısmındaki pin çıkışları gözüküyor. 1'den 20'ye kadar olanlar ve işte 20'den 40'a kadar olanlar. Board üzerinde görebilirsiniz. 40 ve 1 sayısını alt ve üst tarafta. Bunlara göre bir uygulama yazacağımız zaman hani çıkışları da nereden alacağımızı buradan bakabiliyoruz. Mesela işte C4'ü kullanacaksak çıkışı buradan alacağız diye şey yapabiliriz. Üstünde de yazıyormuş ama bazı şeyler yazmıyor. Mesela UART X, UART Receive ve Transmit pinlerindeki A1 ve A0 olduğunu gösteren ibare yazmıyor. O yüzden A0'ı kullanacağımız zaman mutlaka buradan bakmamız gerekiyor. Şematiği bu şekilde kullanacağız. Şimdi kullanacağız bu şematiği. Bir de bir şeyimiz daha var. Bir de şurada size verdiğim bir resim var. Her zaman bunlara bakmak yerine şuradan en çok kullanılan pinleri belirtmiş. Mesela User LED Output PC5, işte Push Switch PC4, işte ADC 0 yine gibi
tanımlamaları yapmış. Yine burada da aynı şekilde neyin nerede olduğunu yazmış. Yani bunlar da kullanılabilir ama en sağlıklısı şematikten bakmak olacaktır. Şimdi ne dedik? Bir tane buton ekleyelim dedik. Öncelikle buradan butonumuza bakıyoruz. Butonumuz PC4'e bağlı. PC4'ü butonu input olarak vereceğimiz için PC4'ü giriş olarak ayarlayacağız. Görevimiz bu ilk aşamada. Şimdi port şeyi kullanacağımızı belirtmiştik. O yüzden tekrar belirtmemize gerek yok. Şimdi burada GPIO pin tipini output olarak seçmiştik. Bu sefer bir tane input olarak seçeceğiz. Şimdi aynısını kopyalıyorum. Sefer şurayı input yapacağım. Daha sonra yine port C'de çalıştığım için bunu değiştirmiyorum. Burayı da 4 yapıyorum. Dördüncü pini de input olarak tanımlamış oluyorum. Bu da ne oluyor bizim? Buton ayarımız oluyor. Evet. Daha sonra butonun ayarını da yaptık. Bu sefer bu biraz önce bu pinlere hep yazıyorduk. Şimdi pinden okuma yapmamız gerekiyor. Pinin değerini okuma yapmamız gerekiyor. Öncelikle bir tane burada değişken tanımlayacağım. Şimdi buraya da değinelim. Volatile mesela sadece integer olarak da yazabilirim. Hiçbir sakıncası olmaz. Ama program kullanmadığı durumlarda mesela integer tuttuğunda işte kullanmadığı bitleri eğer biz yüksek sayılarla çalışmıyorsak serbest bırakıyor. O yüzden bize hafıza açısından kolaylık sağlıyor. Volatile o yüzden yazmak daha etkili bir yöntem oluyor. Yoksa yazmazsak hata vermez. Daha sonra bu değeri okumamız lazım. Ne yapacağım? Değer eşittir diyeceğim. Şimdi pin write'ımız var. Bir de pin read'imiz olacak. Ne alıyorum? Evet. Evet. Neyi okuyacağım? Port C'nin üzerindeki pin 4'ü okuyacağım. Buna gerek yok. Evet. Şimdi bu değerle ilgili aldığım değerle ilgili bir işlem yapmam lazım. Mesela eğer diyeceğim. Bu sefer ne demem lazım? Eğer buraya değer dersem zaten hiç butona basılmadığı durumlarda çalışacaktır. Çünkü biraz önce şematikten baktık. Şu an halihazırda 3.3 voltla zaten besleniyor. Biz butona bastığımız zaman sıfırlıyoruz burayı. İstersek burada pet ayarı yapabiliriz. Yani bu şekilde olacağını söyleriz ve yine biz aynı böyle değer yazarız. Ama o zaman biraz kafa karışıklığı olabiliyor. Yani ters mantık. Ondan buna hiç girmiyoruz. Değer diyoruz. Eğer bastıysam bir saniye aralıklarla yansın. Basmadıysam böyle bir işlem yapma. Bunu da sonsuz döngü içinde çalıştır. Programlarımızda sonsuz döngü koymak zorundayız. Çünkü program başlar ve biter diğer türlü. Hani tekrar başa dönmez. Ama bizim gömülü sistemlerde her zaman programı aktif tutmamız gerekiyor. O yüzden bir tane sonsuz döngü mutlaka koymamız lazım. Evet, şimdi burada ne olacak? Eğer butona basarsam yanıp sön bastığım süre boyunca yanıp sönmeye devam edecek. Basmadığım takdirde yanıp sönme işlemini yapmayacak. Mesela burada şöyle yapalım. Hani örnekte de
Görmek açısından öyle yapmıştık. Bunları buraya alalım. Bu sefer ne olacak? Bastığım zaman 1 yanacak. Basmadığım zaman 0 yanacak. Bu şekilde sistemi çalıştıracağım. Böyle bir atama yapacağım. Bunu bir çalıştıralım. Evet, hata yok. Warning de yine burada hani bu for döngüsü sonsuza girdi. Zaten buradan çıkmayacak. Buna gerek yok anlamında. Verilmiş bir uyarı. Evet, kodu gömdüm. Web kamerasını açıyorum. Evet, şu an bir şey yok. Butona bastığım zaman bastığım sürede yanıp sönme işlemini yapacak. Diğer türlü duracak. Evet. Bunu bu şekilde okuyabiliriz. Bunu biraz daha değiştirelim. Bir tane led ekleyelim. Programımıza harici olarak. Mesela şimdi şu taraftaki pinleri board'a bağladığım için buradan bir pin seçmek istiyorum. Mesela buradan geliyorum. Buradan geliyorum. Hani bu ve serisi 1 ile 20 arasındaki seri. O zaman mesela PB0 ya da PB1'i PB1'i seçelim. Ya da ikisini birden seçelim. Örnekte de onu yapmışız. Hadi D2 ile D3'ü seçelim. Farklılık olsun. Ne yapacağız? D2 ile D3'ü seçmek için öncelikle port D'yi açmamız gerekiyor. Evet, nasıl açacağız? Port D enable. Port D'yi açtık. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Port D'nin kullanacağımız kısmını, kullanacağımız pinlerini tanımlamamız gerekiyor. Ne olarak tanımlayacağız? Output olarak tanımlayacağız. Çünkü LED bağlayacağız oraya. Evet, ne diyorum burada? Port D'nin diyorum. Hangilerini seçmiştik? Buradan D2 ve D3'ü seçmiştik. 2 diyorum. Ve diyorum. 3 diyorum. Dersin başında anlatmıştık. Bu veya işaretiyle birden fazla bu şekilde tanımlama yapmamız mümkün. Bize bir kolaylık sağlıyor. Evet, şimdi D portunu çıkış olarak tanımladık. Ne yapacağız? Buralardan okuma yapacağız. Buralara yazma yapacağız. Pardon. Şimdi bu yazmayı yapmak için önce LED bağlayalım. Donanımsal olarak ben onları hazırlayayım. Evet, şimdi D2 ve D3'ü takıyorum.
Evet, bağlantıları bir yanlışlık yapmadıysak şekilde. Önce ground'u verdim. Ortak ground olarak şu şekilde çevirebiliriz. Daha sonra da D2 ve D3'ü artı bacaklara bağladım. Şimdi ne yapmak istiyoruz? Mesela butona bastığımız zaman D2 yansın. Butona basmadığımız zaman D3 yansın. Şimdi ne yapacağız? Yaz. Port D'ye yaz. Nereye yazacak port D'nin? İkinci bacağına yazacak. Bunu aktif olarak yazacak. Yine aynı şekilde 3 yazıyoruz buraya. Şimdi buraya 3 yazarken 2'yi de kapatalım. Bir kere yandıktan sonra kapansın. Aynı şekilde burada da üçü kapatalım. Evet. Hata almadık. Deneyelim. Şu an temassızlık var. Evet. Temassızlığı temassızlığımız oldu. Yani bu şekilde çalışacak. Kusura bakmayın, bunu daha önceden ayarlamak aklıma gelmedi. Bir dahaki sefere bunları düzelteceğim. Bunu bu şekilde yapacağız. Yani bunlarda bir sıkıntı çıkmayacaktır. Umarım anlatabilmişimdir. Yavaş anlatmak ve aşama aşama gitmek açısından bu şekilde bunu anlatmayı tercih ettim. Evet, buraya kadar sorusu olan var mı? Şimdi el kaldırınca bir soru var olarak algılıyorum. Buyurun sepetimi. Nasıl bir atlama? Kaçırmış olabilirim. Yani şuraya port D yapacağız. Evet, doğrudur. Nereden de öyle bir hatayla karşılaştığımı hatırlamıyorum. Hala mı? Driver'da mı sorunuzu çözmedim? Olmazsa dersten sonra özel bir bakalım sizin kartınızı iyice tam bir çalıştıralım. Tamam. Hocam ve teşekkür ederim bu sorun için. Şurada da bir şeyimiz var. 2 ya da yine 2 ve 3'e dememiz lazım. Evet, bunlar hep dalgınlığına geldi. Nerelere yazacağız? 2 ve 3'e yazacağız. Ve 3'ü aktif olarak yazacağız. Yani ilk taraf nereye yazacağımızı belirtiyor. İkinci taraf ise
Oraya yazacağımız değeri belirtiyor. Bu şekilde çalışacağız. Aynı şekilde yukarısı için de geçerli bu. Burada bir şey yok. Burada bir tane. Tamam. Bu şekilde. 2 portte 2 3 çalıştıralım bakalım. Tamam, buraya geçiyorum. Şekilde yazacağız. Peki. Tamam. Şimdi interrupt nedir? Interrupt bir uygulamanın, daha önemli bir uygulamanın gerçekleşmesi için kesilme işlemidir diye açıklanabilir. Yani burada artık bir uygulamaları önem sırasına göre dizme ve önemli bir uygulama geldiği zaman önce onu gerçekleştirip daha sonra kalan yerden devam etme işlemi olarak tanımlanabilir. Interrupt'ı bağladığımız yerdeki uygulamalara göre şey yaparız. Önem sırasına göre atarız. Yani Seyfettin Bey, sizin sorunuzu kaçırdım. Şöyle yapalım. O kısmı anlatalım. Çünkü orayı iyi anlamamız lazım. Bunlar en temel şeyler. Bunları çok iyi anlamamız gerekiyor. Şimdi burası şematik. Şematikte buton kullanacaktım. Geldim buradan PC4'ü buton için seçtim. Daha sonra da kullanılmayan GPIO pinlerinden istediğim bir tanesini kullanabilirim. Çünkü bunların hepsi aynı zamanda bana giriş ve çıkış olanağı sağlamakta. Ben de sol tarafta daha önce board üzerine takmıştım. Aslında iletkendi bunlar. Ama şu an iletken gözükmüyorlar. İletken kısımları taktığım için D portunu seçmeyi tercih ettim. B de seçebilirdim. Ama ne seçemezdim? İşte C4 seçemezdim. Çünkü onu kullanıyordum. Bu şekilde bu seçimleri yaptım. Ama tabii mesela işte UART1'i kullanıyor olsaydık iki tane seçeneğimiz olacaktı. Yani D portunu seçebilmek için ya Peripheral 2 özelliğini kullanacaktık ya da UART1'i kullanıp başka bir porttan çıkışlarımızı alacaktık. Buradaki şu yapı bize sağ ve soldaki pin çıkışlarımızı göstermektedir. Tamamen isteğimiz doğrultusunda kullanılmayan pinleri çalıştırabiliriz. Bu şekilde sorunuzu cevaplayabilirim. Evet. Interrupt'a geldik. Interrupt'ta dediğimiz gibi bir önem sırasına göre bir şeyleri dizme işidir. Ama bu önce bunu yap sonra bunu yap diye değil, daha önemli bir uygulama geldiği zaman bunu kullanma işlemidir. Bunu aslında kendi uygulamalarımızda yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? İşte uygulamayı yazarken A1 geldim ya da şurada mesela kendi uygulamamızda ne dedik? Eğer değer
Bu değilse dedik. Yani değer işlemi varsa dedik. Bunu yap, yoksa bunu yap gibi. Yani yoksa değil, burada şöyle bir yapımız da olsa, yoksa demek için. O bir sürü hata yapmışız. Evet. Varsa bunu yap, yoksa bunu yap dememiz gerekiyordu. Ama burada mesela diyelim ki burada kodlarımız devam ediyor. Bizim değer işlemimizin sonucu biz bu satırdayken istediğimiz gibi geldi. Biz bu satırda kontrol ediyoruz bu değeri. Yani anlık geldiğini düşünelim. O zaman bu değeri kaçıracaktık. Tekrar buraya geldiğinde her zaman şu satırdayken değer değerinin istediğimiz gibi olup olmamasını kontrol ediyoruz burada. Ama interrupt'ta öyle değil. Interrupt'ta GPIO port, mesela burada C portunun dördüncü pinini interrupt'a bağlayacağız. Ve ne zaman bu değer değişirse bizi o fonksiyona gönderecek. Böylelikle önemli bir olay olduğunda onu kaçırmamış olacağız. Interrupt da bu bakımdan bize fayda sağlayacaktır diyelim. Evet, şimdi ARM tabanlı MCU'lar üzerinde NVIC dediğimiz bir interrupt modülü var. Bu modül bize çok fazla olanak sağlıyor. Üzerinde 26 tane interrupt kullanılması olanak sağlıyor. Bu çok büyük bir rakam. Normalde 3-4 tane interrupt registerimiz olurdu ve onları kullanırdı. 26 adet olması bizi gerçekten rahatlatıyor. Biz bu interruptları 0-7 arasında önceliklere de sokabiliyoruz. Yani eğer mesela aynı şekilde buradaki değer değişti diyelim ve interrupt'a gittik. Ama ondan daha önemli bir interrupt'ımız var burada. O da geldi o aşamada. O zaman bu sefer bunun interrupt'ını da buffer'a atıp ona gidiyor. Önce onu gerçekleştiriyor. Bu şekilde bir kendi aralarında da bir hiyerarşik düzen sağlayabiliyoruz. Maskelenebilir ve maskelenemez interruptlarımız var. Bunlar neler? Mesela maskelenebilir interruptlarımız işte bu hiyerarşik düzene göre kendi içerisinde de interrupt çalıştırabilirler. Ama maskelenemeyen interruptlarımız var. Bunlar mesela bilgisayarda kullanılan interruptlar örnek verilebilir. Mesela bilgisayarımızın şarjı az. Artık kritik pil düzeyine geldi. Ve bilgisayarı kapatacak. Artık kullanıcının kontrolünde değildir o. Bilgisayarı kapatır. Kullanıcı hayır kapatma diyemez. İşte bu aşamada ne yapar? Arkada bufferlara o anki bilgileri yedekler. İşte o anın işte bozulmaması için bazı önlemler alır. Bilgisayarı kapatır. Bunu kimse engelleyemez. İşte bunlara maskelenemeyen interrupt denir. Kesinlikle hiçbir uygulama tarafından engellenemez. Bunu çok önemli durumlarda, yine işte böyle kritik durumlarda kullanıcıya bu ayarı bırakmamak için programcı maskelenemeyen interruptları kullanabilir. Maskelenebilirleri biz kendimiz kullanacağız. Daha sonra interrupt'ta bir örnek daha vermek gerekirse klavyelerimizdeki butonlar hepsi interrupt'la çalışır. Bir uygulama olurken klavyeye basıldığında aslında sürekli interrupt'a gider. O yüzden mesela yazı yazarken arkada bir şey çıkarken hep yazılarımız interrupt'tan direkt öncelikle okunur, yazılır. Bu şekilde bir şeyden bahsedebiliriz. Ya da mouse. Mouse da yine interrupt'la çalışır. Evet. Bunları NVIC modülünü vektör olarak kullanacağız. Güzel bir kullanımı var.
Biraz sonra göreceğiz. Startup dosyasının içerisinden bu şekilde yapılar olacak. Burada mesela GPIO port A'nın mesela buraya fonksiyonunun ismini yazacağız. İşte diyelim ki A interrupt'ı geldi yazacağız buraya. Onu tanımlayacağız ve A üzerinde bir interrupt olduğunda gidip o fonksiyondan interrupt'ın görevi neyse onları okuyacak ve kaldığı yerden devam edecek. Bu şekilde bir çalışmamız olacak. Evet. Interrupt algoritması da çok zor değil. Yine standart bir düzeni var. Önce interrupt özelliklerini ayarlayacağız. Bunlar neler? Bunlardan da bahsedelim. Mesela bir kare dalga olarak sinyallerimizi alıyoruz. Bir pulse olarak geldi ya da yani tam bir kare olarak geldi ya da tam karenin yükselen tarafı geldi ya da tam karenin düşen tarafı geldiğinde yakala gibi işlemleri bu özellikler olarak yorumlayabiliriz. Mesela nerede kullanılır bunlar? Butonlarda genellikle falan geçiş kullanılır. Neden? Çünkü butona bastım. Butondan çekerken benim değerimi almasını isterim. Çünkü hani bir kere bastığımda 15 kere butona basmış gibi işlem yapmasını istemem. O yüzden hani o butona bir kere bastım demek adına falan geç yapabiliriz. Yani bu şekilde bir kullanımı vardır. Burada yine aynı şekilde port işte ABCD'nin içerisinde bu pini Falun geç olarak ayarla ya da burada yine port X'te işte yani port ABC'den birinde işte bu Y'yi enable'ını aç. Burada normalde hepsi kapalı olarak gelir. Biz kendimiz interrupt'ı açarız. Hani buradaki bu pin üzerindeki interrupt'ı aç deriz. Burada artık program bir interrupt yakalayacağını anlar ve bir fonksiyon ister bizden. O fonksiyonu da biraz önce startup'ta tanımladık. Daha sonra da genel interruptları açarız. Peki bize bunlar neden gerekiyor? Yani neden açıyoruz sürekli? Niye açık değil gibi bir soru gelebilir. Onun sebebi de şu, işte low power modda çalışılıyor demek için. Normalde hepsi kapalı durumdadır. Biz kullanacağımız zaman açarız diye düşünülebilir. Şimdi son olarak interrupt için bir kaide. Interrupt geldiğinde interrupt geldi bayrağı 1 olur. Bu da hani bu bir daha temizlenmeden interrupt'a girmez. Bizim bunu önce temizlememiz lazım. Evet interrupt'ı aldım. Tamam deyip tekrar göndermemiz lazım. Çünkü bu sefer hani biz bu kontrolü yapmazsak interrupt'ta sürekli girebilir. Yani bizim bu kontrolü nerede yapacağımız da önemli. Bu şekilde bunu da anlatabiliriz. Şimdi interrupt uygulamamıza bakalım. Evet. Şimdi interrupt uygulamamızı yazdık. Burası main kısmımız. Önce bunlardan bahsedelim. Önce frekansımızı ayarladık. Tekrar edelim. Buradaki division frekansı böleceğimiz sayı. Kullanacağımız malzeme osilatör kullanacağız ya da dediğim gibi burada PLL kullanacağız yani. Onlar da sanal osilatörler oluyor. Ya da burada ana yani cihazımıza şu an bağlı osilatör kullanacağımızı söylüyoruz. Ya da external'da kullanacağımızı yani harici olarak kullanacağımızı belirtebiliriz. Daha sonra B ve C portlarını aktifleştirmişiz. C portunun 5. pinini çıkış yap. Burada ne yapmışız aslında? Şuradan bakalım.
C portunun 5. pinine çıkış yap. Aslında yeşil led'i yakıyoruz burada. Daha sonra pini de C portunun 4. pinine de giriş yapmışız. Bu da bizim push butonumuz. Şuradan görebiliriz C4'ü. Evet, daha sonra interrupt ayarı yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Port C'nin 4. pinini pull'un geçti. Yani düşen kenarda yakala. Buradan bakarsak yani şurada eğer ben butona bastığımda butondan elimi kaldırırken düşen kenarda yakalayacağım. Ama şimdi burada da bir farklılık var. Şu an bir düşen kenar dediğim zaman aslında bastığım zaman olacaktır. Çünkü hani oraya şu an sürekli bir geliyor. Bastım aşağı indi dalga. O yüzden düşen kenarı aslında burada girişte yakalayacaktır. Çıkışta yakalaması için şurayı rising edge yapabiliriz mesela. Edge yükselen kenarda yakala gibi düşünülebilir. Bunu pulling yapalım. Daha sonra port C'nin üzerindeki 4. pin üzerinde bir interrupt'ı aktifleştireceğimizi yani interrupt yakalayacağımızı söylüyoruz. Burada özelliklerini belirttik. Burada da bunu aktifleştirdik. En sonunda genel interrupt'ları açıyoruz. Burada gördüğünüz gibi biraz önce for yapımız vardı mesela. Şöyle yapıyoruz. For sonsuzdaydı. Şimdi bu sonsuz işlemi dönüyor. Burada sürekli bu dönecek. Ne zamana kadar? İşte buradan interrupt gelene kadar. Nereden? Port C üzerinden, 4. pin üzerinden interrupt gelene kadar dönecek. Interrupt geldiği anda kodumuz buraya gelecek ve bu fonksiyonu çalıştırmaya başlayacak. Bu fonksiyonda ne yapıyoruz? Önce interrupt'ı temizlemişiz, unutmamak adına. Daha sonra bir tane toggle diye bir değişken tutmuşuz ve bunu eğer yani bir yakıp bir söndürmüşüz. Toggle 1 geldiyse 0, 0 geldiyse 1 yapmışız. Burada da onu terslemişiz, invert etmişiz. Bu şekilde her geldiğinde interrupt'ta kodumuzu tersleyecektir LED'imizi. Bu şekilde de çalışacaktır. Ama şimdi bir şey eksik burada. Eksik olan şey ise bu nasıl atlayacak? Bu bilgi eksik. Hani nerede belirtiyorum ben bu handler yazacağımı? Ve bu bilgimiz eksik. Bunu da startup'tan karşılayacağız. Şimdi startup'ımız temelde bu şekilde gelecektir. Hiçbir şu an üzerinde bir değişiklik yok. Şimdi ne yapacağız? Biz nereden interrupt bekliyoruz? Port C'den interrupt bekliyoruz. O zaman bizim port C'deki burayı kullanmamız gerekiyor. Şimdi buradaki isim fonksiyonun ismi. Yani port C üzerine interrupt geldiğinde hangi fonksiyona gideceksin sorusunun cevabı olacaktır. O zaman ben bunu tamamen kendim isimlendirdim. Bu fonksiyonun ismini alıyorum. Burada port C yerine yapıştırıyorum. Ben diyorum ki port C üzerine interrupt geldiğinde bu fonksiyonu oku. Bu fonksiyon da burada. Yani o zaman aslında buradan anlayacağınız gibi mesela port A üzerine interrupt geldiğinde işte A interrupt'u geldi gibi bir şey de okuyabilir. Yine o tarz bir fonksiyon tanımladıysak ve yine interrupt'ları açtıysak diyebiliriz. Daha sonra bunu tanımladıktan sonra bunu bir de en başta kodumuzun içerisinde bunun olduğunu belirten ifadeyi yazmamız gerekiyor. Burada bir yazımda bir önemli bir husus var. O da şu. İki kere taba basmamız gerekiyor. O şekilde kabul ediyor. Beni çok uğraştırmıştı. Evet, bu şekilde bunu tanımlıyoruz. Burada bu fonksiyonu kullanacağımızı belirttik. Burada da port C üzerine interrupt geldiğinde
o hangi fonksiyona gideceğimizi anlattık. Evet, soru var galiba. Buyurun. Seyfettin Bey. Volatile'ı bugün derste anlattık aslında. O ara kaçırdınız sanırım. Volatile nasıl diyelim? Mesela aslında burada bunun kullanımında bir yanlışlık yok. Ama mesela integer toggle tanımladık. Burada biz 0 ve 1'i kullanacağız toggle olarak. Ama integer olarak tanımladık. 16 bit çok fazla. Program bunu kalan bitleri sisteme dağıtarak memoriden anlık kazanç sağlıyor ve bu şekilde hani daha bir etkili şekilde kod yazmamı sağlıyor. Volatile'ın buradaki esprisi memoriyi kullanmadığı bitleri boşaltarak rahatlatmak diyebiliriz. Bu soruyu aslında cevaplamıştık. FortJ üzerinde birden fazla fonksiyon tanımlayamayız. FortJ'nin interrupt'ı bir tanedir. Ama FortJ'nin farklı pinleri için bunları tanımlayabiliriz. Burada yine buraya bir tane ana interrupt'ımız olmak zorunda. Mesela şu şekilde. Buradan ekleriz. İşte interrupt port zaten buradaki dikkat ederseniz şey tanımı yok. Siz söyleyin yani bu portçu biz buraya yazsaydık da yine tanıyacaktı, bu bir comment. Buraya gelip bir tane daha DCD açıp ya da buradan hani port B'yi düzeltmek adına buraya yazarak da bunu tanımlayabiliriz. 76. satırda. Evet. Bunu ekstern olarak tanımlamamızın sebebi bu fonksiyon başka bir yerde tanımlı. Ama burada da bu fonksiyon kullanılıyor demek bu. Bu fonksiyon nerede tanımlı? Bu fonksiyon burada tanımlı. Ama ben bunu burada da kullandığım için ekstern olarak tanıtıyorum. Evet. Haricen. Soru değildi. Tamam. Şimdi derliyorum. Hata vermedi. Bir de Gökçe Çamlıca'nın sorusu var galiba. Ondan sonra devam edelim. Startup'taki evet gerek kalmayabilirdi. Ama yani int default handler kullanmanızı tercih etmem. Çünkü hani hepsi şu an int default handler, yani bir tane handler tanımı. Bunları değiştirmenizi öneririm ama dediğiniz gibi ekstern olarak ifade etmek gerekmez. Çünkü default olarak o tanımlı. Tamam. Şimdi kodumu yüklüyorum. Evet, şimdi reset yapalım. Ne oluyor bu kanalı? Şimdi butona bastığım zaman görülüyor mu bilmiyorum. Evet, bir kere bastığım zaman yanıyor. Bir kere bastığım zaman sönüyor. Bu da bir toggle yapıyor. Aslında main fonksiyonunun içi ayarlar dışında bomboş. Burada dönüp dolaşıyor ama interrupt'ta zıplıyor. Her basışımda. Bazı headerlar sizde yok.
Header'ların sizde olması lazım. Siz şunu eklediniz mi? Driver lip, CM3 nokta lip var mı sizde? Bu kamera farklı şeyler yapmıyor şimdi. Onu bir ekleyelim tekrar. Bunda çok sıkıntı yaşadık bugün. Tekrar gösteriyorum. Add files to group source diyoruz. Bu ekran açılıyor. Buradan konum seçeceğiz. Stellaris veyerin olduğu yere gidiyoruz. Buradan Stellaris veyeri seçiyoruz. Buradan driver loop seçeceğiz. Buraya kadar takip edebildik mi Alican Bey? Tamam. Buradan Cortex-M3'ü seçiyoruz. Buradan da debug'ı seçiyoruz. Şimdi burada sizde normal olarak gözükmeyebilir. Şuradan All Files'ı ya da buradan Lib seçeneğini seçebilirsiniz. Daha sonra bunu ekliyorsunuz projeye. Derlediğiniz zaman büyük ihtimal hatalarınız gitmiş olacaktır. Bu şekilde interrupt oluşturabiliriz. Şurada burada bunu göremiyorsunuz. Şöyle yapalım. Bir ekranınızı paylaşalım. Hani anlık programlar yapabilmeniz için bir size bakalım. Farklı bir Stellaris veya sürümü yüklediyseniz olabilir. Başka bir yerdedir. Önce Çağlar Özbek'e bir ekran görüntüsü verelim. Ekran paylaşımı istedim ama geldi mi? Tamam. Ben şu an bir şey görmüyorum. Heh, geldi. Tamam. Şimdi şuradan Source gruptan sağ tıklayalım. Evet, Source gruba sağ tıklayalım. Neler var bir bakalım. Şöyle bir kontrol istedim. Tamam. Buradan CCS'ye gelin. Şunu bir C source file yapalım. Farklı yerde olabilir. Dosya türünü bir all files yapabilir miyiz? O debug'ına bir bakalım onu. Burada yok. Burada yok. Yok yok. Burada değil. Geri gidelim. Bir daha gidebiliriz. Driver içinde olacak yine. Evet. Bu driver lib A'yı bir ekleyebilirsiniz. Belki budur. Sürüm farklılıklarından dolayı oluyor bu. Bu evet biraz önce girdiğiniz. Hayır. Biraz önce nereye girdiniz? Tamam bunu ekleyelim. Büyük ihtimal sorun kalkacaktır. Derleyelim. Tamam. Board üzerinde ledin yanma süresi biraz geç oluyor. Ben basınca açılıyor. Öyle bir sıkıntı yok bende.
O konuda şey yapamayacağım şu an. Tamam, devam ediyorum. Interrupt mantığı da bu şekilde olacak. Interrupt'ı öne aldım çünkü bundan sonraki bütün uygulamalarda neredeyse interrupt kullanacağız. Hani son hafta biraz saçma olacaktı. OLED ekran. Timer Interrupt PBN'de gösterebiliriz haftaya. Onu yine özel olarak bir konu olarak işlemedim onu. Tamam. OLED ekran nedir? OLED ekran LCD ekran teknolojisine rakip olarak çıkmış. Yani bu rakip olmasının sebebi de daha az güç tüketmesiymiş. LED pardon. Pardon. Evet, OLED ekran LCD ekran teknolojisine rakip olarak çıkmış ve LED familyasının son türü olarak tanımlanıyor. Bu düşük güçte çalışmasının dolayı tercih ediliyor. Daha çok mobil uygulamalarda kullanılıyor. Stylus üzerindeki OLED ekran üzerinde ise bir tabi her ekranda olduğu gibi bir driver var. Bu driver'ın sağladığı bazı fonksiyonlar, bazı özellikler var. Bunu stylus veriyle birleştirip bizim ekranda gerek yazı yazmamıza gerek resim çizmemize olanak sağlıyor. Bunları hani destekliyor. Ama bizim kullanacağımız ekran monokrom olacak. Tek renk bir ekran olacak. Ve 96'ya 16'lık bir çözünürlüğü olacak. Bu şekilde kullanacağız. Çift satır gördüğünüz gibi çift satır olduğunu söyleyebiliriz. Resim ekleme biraz farklı olacak. Bugünkü kodu çalıştıran var mı bilmiyorum resim kodunu. Bakan var mı? Burada şöyle bir tanımlama olacak. Matris olarak resmi eklememiz gerekecek. Önce binary sayılara çevirmemiz gerekecek. O çevirme için bir adet işte program bugün paylaştık. Onun yardımıyla çevireceğiz. Daha sonra bunları da bu şekilde byte 1, byte 2, byte 3 yan yana yani şöyle yukarıdan aşağı sıralanacak şekilde kodumuza gömmemiz gerekecek. Hani buna göre ayarlamamız gerekecek. Böyle bir esprisi var bunun da. Onu da kodlama kısmında halledeceğiz zaten. Evet, bunun algoritması çok basit. Önce hızını ayarlayacağız. Daha sonra da yazacağımız işlemi ya da çizeceğimiz resmi göstereceğiz. Bu şekilde bir uygulamamız olacak. Şimdi onun uygulamasına geçiyorum. Maliyet olarak bir bilgim yok maalesef Recep Bey. Hiç ticari olarak çalışmadığım için bu konularda biraz eksikliğim var. Kusura bakmayın. Evet. Şimdi basit bir mantığımız var. Buradaki hızını ayarla olayı tamamen hani bunu daha sonra bu resim kısmında daha iyi göreceğiz. Resim yazdırırken. IKARA-C üzerinden çalıştığı için IKARA-C protokolündeki hızlara göre de çalışabiliyor. IKARA-C üzerinde iki tane
hız hızımız olacak. Birisi 400 kilobit per second, birisi de 200 kilobit per second. Yani bunu ekrana 400 saniyede 400 bin bit atarak yaz ya da saniyede 200 bin bit olarak yaz şeklinde bunun hızını ayarlayabileceğiz. Daha sonradan bir tane daha fonksiyonumuz var. Display 16 çarpı 96'ya 16'lıkta bir string yaz işlemi bu. Burada yazacağımız değeri ya da direkt string'i basacağız. İlk hane x ekseni ne kadar ileride yazmamızı istiyor gibi bir şey olabilir. Daha sonrası da ikincisi de satır olacaktır. 0, 1 şeklinde yazmışız. Bunun için bir de API'ye bakalım. API'de farklı özellikler var. Burada yok ama başka bir API'miz daha var. O da şurada. Onu da size göstereyim. O sizde var diye vermemiştim. Şurada Stellaris içerisinde Dodge klasörü var. Bu klasör yardımıyla burada da bazı API'ler bulabiliriz. Bizim kullanacağımız EK3S811'i burada herkes görüyor mu? Buradan seçeceğiz. Burada da farklı bir API guide var. Daha çok hesaplamalar, haberleşmeler üzerine yapılmış bir API guide. Buradan Display Driver seçeneğini seçiyoruz. Evet, buradan OLED ekranımızın sahip olduğu fonksiyonları görebiliriz. İşte temizle, ekranı kapat, aç, resim çiz, initialize et ya da yazı yaz gibi tanımlayabiliriz. Bunların hepsini bugün kullanacağız. Burada da bunların açıklamalarını bulabiliriz. Mesela resim yapmak için, yazmak için yine buradan yararlandık. Önce kodumuzu çalıştıralım. Evet, şimdi display 96'ya 16 init hatası verdi. Bu hatanın sebebi de şu. Bir C dosyası gerekli olduğunda, mesela bu burada gerekli. Çünkü bu display aslında bize Stellaris değil, haricen bu sürücüsünü yazan firma sağlıyor. Ama Stellaris dönüştürüyorlar. O yüzden bunu haricen eklemişler. Bizim de C dosyasını harici olarak eklememiz gerekiyor. Buradan C üzerinden Stellaris klasörüne yine giriyoruz. Bu sefer buradan kitimizi seçiyoruz. Board seçeneğinin altından LM3S811'i buluyoruz. Daha sonra burada bir tane Drivers klasörü eklenmiş. Bu drivers klasörünün içerisindeki display C ve display H'ı projemize ekliyoruz. Ve bu şekilde display modüllerini tanımlamış oluyoruz. Normalde fark ederseniz encode'un üzerinde ink hvtypes, driver lib, sistem ctl gibi seçenekler var. Ya da bunu şöyle de yapabilirdik. Şuradan bütün yolu söyleyebilirdik ki hani burada hep drivers kullanacağımız için yine bu Stellaris veyerin altından display hash'ı bulamayacaktır. Bunu iki yolla çözebiliriz. Birincisi box'un altında bu drivers klasörünü kopyalayıp Stellaris veyerin altına yapıştırabiliriz.
Evet, biz de tanımlıyoruz zaten. Hatayı ondan almamışız. Hatayı Handler tanımlamamızdan almışız. Bize diyor ki Handler'ı tanımladın ama kullanmıyorsun. Biraz önceki ayarlarımızı silelim. Evet. Bu şekilde sıkıntıyı çözdük. Load diyoruz. Load dedikten sonra ekranda merhaba, ilk satırda merhaba, ikinci satırda da X ve FGH görebiliriz. Şimdi şu an buraya false ya da true yapmak şu burada bizim işimize yaramayacaktır. Üçüncü uygulamamızda resim gösterirken bunun hızını anlayabiliriz. Onun için diğer fonksiyonlarına bakalım. Evet, clear ekran temizliyor. Onda bir sıkıntımız olmayacaktır. Display off ve display on var. Eğer biz display off'u kullanırsak bir de burada neyimiz var? For döngümüz yok. Şu an programımız başlıyor ve bitiyor. Ama şu an sonsuz döngüye girdi. Mesela display'i kapatırsak ekranımız tamamen kapanacaktır. Tekrar initialize etmemiz gerekecektir. Ya da display'i tekrar on yapmamız gerekecektir. Şu an kodun üzerinde muhtemelen hani hızdan dolayı hiçbir şey görmeyeceğiz. Yani o merhaba ve XVGH'ı yazdırmayacak bile. Şimdi bunu da web kamera üzerinden gösterelim. Önce şunu gösterelim. Araya bekleme koysak gözükür. Şu an hızlı olduğu için gözüküyor. Yoksa gözükür. Evet. Aslında bir tane HD bir kamera aldım ama OLED ekranı göstermiyor sadece. Bu sabah denedim ben de. Yani ekrandaki yazıyı göremedim. Bunu ADC'ye kadar çözmemiz lazım. Çünkü sıkıntı yaratacak diğer türlü. Evet, şu an bu kodu görebiliyoruz. Evet, yani parlaklığı azalttım. Ayrıca beyaz ışık falan da sağladım. Ya da işte kameranın açısını, odanın ışığını falan da kapattım. Birkaç şey denedim ama pek başarılı olamadı. Dersten sonra olmazsa bir daha deneriz birlikte uygun olursanız. O zaman şimdi ikinci uygulamaya geçiyorum. Şimdi drivers display 9616 hash yolu şurasıdır. Pardon, header'ı gösteriyor. O yüzden sizin yani iki tane şey yapabiliriz. Ya şuradaki buradaki yolu göstereceksiniz. C Stellaris Wear Boards EK3LM3811 ya da bu drivers klasörünü Stellaris Wear'e kopyalayacaksınız. Stellaris Wear klasörüne kopyalayacaksınız. İkisinde de bu işi yapabiliriz. Şimdi uygulama 2'ye bakalım. Bu çok zevkli bir uygulamaydı aslında. Hemen önce
programı kullanmayı göstereyim. Şimdi burada ODTV diye bir tane programımız var. Bir hayırsever yapmış. Tutorial'ı da var. Ben de oradan öğrenmiştim. Şimdi burada açılan ekranda şuraya sağ tıklayarak Load seçeneğiyle resmimizi seçebiliyoruz. Ben burada uygulamanın içerisinde masaüstü buradan MSU Turkey resmini seçmiştim. Şimdi buradan şu da bizim pikselimiz, çözünürlüğümüz oluyor. Mesela şu an koyduğumuzda tam MSU Turkey göremeyiz. Yarım yarım çıkacaktır. Bunu biraz kısıyoruz. 96'ya 15, tamam 16 15, hani bir piksel çok önemli olacaktır. İşte burada verilen fonksiyon bizim resmimizin fonksiyonudur. Burada var olan resmi bit bit bu ifade etmiştir. Ve kodumuzda matrisleri bu şekilde okuyacaktır. Bunu direkt burada ekliyoruz. Aynı işte oradaki fonksiyonun aynısını buraya kopyalıyoruz ve böylelikle resmimizi programlamanın içine katmış oluyoruz. Bunun en sık kullanıldığı yer ise aslında bize ilk gelen uygulama. Şuradaki oyun. Buradaki bütün simgeler bu şekilde tanımlanıyor. İşte bütün haritalar, harita yolları yine aynı şekilde bu resim olarak tanımlanmış. Akıcı bir şekilde gösterince de karşımıza bir oyun çıkıyor. Bunu da bu şekilde yapmışlar. Hatta bunu da Header'ı vardı. Ha mesela burada Code Composer'ı yapmışlar. Code Composer'ı şu şekilde, Code Ready ya da bu şekilde direktman bu fonksiyonu kullanarak da kendiniz de deneyebilirsiniz. Bunun içerisinde birkaç tane örnek var. Code Composer olsun, Texas olsun ya da kendi resminizi yine buraya koyabilirsiniz bu şekilde. Şimdi bunu da aldığımız şeyi ben biraz daha küçültmüşüm galiba. Bu şekilde yaptık. Tabii gösterelim. ODT programını açtık. Şurada Original Image kısmında sağ tıklıyorum ve Load seçeneğini seçiyorum. Daha sonradan resmi seçiyorum. Bu şekilde yapabiliriz. Orası yavaş mı aktarılıyor? Bunu bilemediğim için tam sorun çözüldü. Şimdi peki fonksiyonumuz ne yapıyor? Ona bakalım. Şimdi aslında bütün iş main içerisinde oluyor. Önce osilatörümüzü yani frekansımızı tanımladık. Daha sonra da hızımızı, display'in hızını tanımladık. Şimdi bir tane kendimiz resim göster diye bir fonksiyon oluşturuyoruz. Buna şuradaki push logo, bu da bizim logomuz. Şuradan bunu çalıştırmayabilir. Şunun ismini değiştirmiştim. Ha, yok, bu fonksiyonun için bunda sıkıntı yok. Push logo diye bir fonksiyon tanımlıyoruz. Bu fonksiyonu da MSU Turkey array'ine atıyoruz. Bu array de burada tanımlanıyor. Bu şekilde bu fonksiyonu çağırma işlemini gerçekleştiriyoruz. Daha sonra ne atmışız? Bu kaymayı gösterecek. Birazdan deneyeceğiz.
Ne kadar sağdan başla resme, ne kadar soldan başla. Bu da 96 resmin ekranda kaplayacağı boyutu gösterecek. 96 birimlik olmasını istiyorum. Yani bunları resmini küçültmek ya da büyütmek için kullanacağız. Burada tamamen, yani kullanmasak da olur, buffer alanını temizlemek için push frame diye bir array tutacağız, 96 elemanlık, ve bunun içini dolduracağız bu resimle. Daha sonra da bunu ekrana basacağız. Bunun içini başlangıçta temizlemek adına bu işlemi yapıyoruz. Yapmasak da çok büyük sorun olmaz, çünkü bütün ekranı kaplayacağı için, piksel küçük resimler kullanmayacağımız için daha sonrasında o pikseller kaybolmayacak, böyle bir sıkıntımız olmayacak. Daha sonra logomuzun genişliği boyunca buffer üzerine kaydet demişiz. Logomuz ne kadar yatayda, yani x ekseninde ne kadar uzuyorsa o kadar bunu kaydediyoruz. Daha sonra bu ilk satırı yazdırıyoruz. Şimdi ikinci satırla ilk satırı aynı anda yazdıracağız ve resim, hani hem üst satırda hem alt satırda aynı anda çıkacak. Aynı anda çıkmaya başlayacak da diyebiliriz. Bu şekilde burası ilk satır. İkinci satır için 96 ileri gidersek ilk satırdan, o da bir alt satıra inecektir. Çünkü 96 karakter alabildiği için array uzunluğu olarak bir alt satıra iniyor. Bunu bize stateless var sağlıyor. Buradan da ikinci satırdan resmi array'ine, burayı kaydetmeye başlayacağız. Daha sonra da bu kayıt işlemi şurada bittikten sonra bu for içerisinde ekrana bu işlemi yazdıracağız. Push frame'i yazdır. Bunlar 96 birimlik yazdır. Tam fonksiyonlarını unuttum. Şuradan bakalım. Evet. X ve Y nereden başlayacak? Ya yani yazmaya nerelerden, hangi noktalardan başlayacağını belirtiyor. Bit resmimizin burada da genişlik ve yüksekliğini ayarlayacağımız yer oluyor. Bu şekilde ayarlamamızı yaptık. Kodumuzu gömüyoruz. Çalıştıralım. Evet, şu an gözükmüyor ama, yani neden gözükmüyor bilmiyorum. Ama ekranda çok güzel bir MC Türk yazısı var şu an. Hatta olmayanlar için kusura bakmayın, o sorunu çözmeye çalışacağım. Buyurun Seyfettin Bey, bir sorunuz var galiba. Ya da sorular varsa şu an alabilirim bu konuyla ilgili. Yoksa bunun üçüncü uygulamasına geçeceğim. Tamam. Üçüncü uygulama aslında aynı uygulamaya ufak bir şey ekledim. Bu üçüncü uygulamada hızı da görebileceğiz. Şimdi üçüncü uygulamada her şey aynı. Farklı olan şeyleri anlatmak istiyorum. Şimdi şuraya bir for daha koyduk, 16'ya kadar gidecekti. Bu sefer aşağıdan yukarı doğru kayan yazı şeklinde çıkmasını istiyorum resmimi. Hani biraz animasyon eklemeye çalıştım. Hem de hızı da göstermek adına. Burada 16 birim olmasının sebebi burasının 0'dan 16, yani aşağıdan yukarıya doğru bir animasyon yaptığımız için oldu. Şimdi bunu nasıl yaptığımıza bakalım. Evet, ilk satıra şunu ekledik. Şimdi bunu hani shift işlemi yapıyor, kaydırma işlemi yapıyor. Bu kadar kaydır buraya anlamında. Bunu da 1'den 16'ya kadar, dikkat ederseniz 1 olduğunda 15, 14, 13, 12, yani 1 kaydır, 2 kaydır, 3 kaydır diye diye yavaş yavaş yukarı çıkacak. Ama ikinci satırımız ne olacak?
Pardon, bu yukarıdan aşağı doğru bir hareket sergileyecek. İkinci satırımız ne yapacak? İkinci satırımızda da şunları ekledik. Şimdi ikinci satırda da kayma işlemi biraz daha kompleks oluyor. Çünkü aşağıdan bütün resmi yukarı götürdüğümüz için önce ilk satırda gösterilecek resmin de burada bir gösterilmesi gerekiyor. Kayma işleminin tamamlanması için. Aslında sadece ilk satırda gösteriliyor ama kayma işlemi için bu gerçekleşiyor. Ondan sonra da ikinci satırımız kendi resminin gösterileceği alan geliyor ve bu şekilde hani bir ufak animatif bir şey yapmak adına böyle bir şey yaptım. Bunda da bu sefer yine aslında ekranda hemen görüyorsunuz ama kartı çalıştıranlar görecektir. Aşağıdan yukarı doğru bir kayma ile bu işlem yapılıyor. Mesela şuraya bir saniyelik bir delay ekleyelim ya da yarım saniyelik. Şuradan çalalım. Evet, bu da çok geldi ona. Çünkü pata pata bastığı için yine başlangıçta bir yavaş yavaş çıkmayı ne görebiliyoruz. Yani eskisinden daha şey. Şimdi şunu yapalım. Hızı görmek adına. Yine elinde kart olanlar daha iyi algılayabilir. Şurayı true yapın. Bu sefer o kaymayı hiç göremeyeceksiniz. Çünkü çok hızlı çalıştığı için sistem pat diye ekrana basacak. Bu şekilde bu sefer hiç yani gecikmeyi daha da düşürüyor. Çünkü çok hızlı yazdığı için kaymayı ekranda göremeyeceğiz. Evet. İkinci uygulama shift işlem biraz yani programlama bazındaydı. Sadece fikir vermesi açısından. Ama asıl uygulamamız ups, kapattım. İkinci uygulama olacaktır. Yani o uygulamada sıkıntı yaşamayalım. Tamam. Ona o önerileri dersin bitiminde alacağım. Şimdi görmemek adına girmedim. Yani sizden de öneri alacağım o konuda. Evet, bunlarla ilgili sorusu olan var mı? Ya da anladık mı? Bir sıkıntımız var mı? Kod kısmında nereye anlamadık? Sunumları geçen haftanın sunumunu hani açıklama tanıtım diye paylaşmadım ama bu sunumu paylaşabilirim. Bugün ders bitiminde yine aynı şekilde maillerinize sunumu atarım. O konuda bir sıkıntımız yok. Onu da çalıştıramadınız. Nasıl bir sorun aldınız?
Hiçbir şey çıkmıyor. Hayır, koda bir ekleme yapmadık. Kod size gönderdim, koddur, hatta copy paste yaptım. Şöyle yapabiliriz. Yani reset attığınız halde çalışmıyor, değil mi? Anladım. Onu şöyle yapalım. Yine sizden bir ekran paylaşımı isteyeyim ben. Bir bakalım yine. Bu arada yani dersimizi burada bitiriyorum. Sadece sorusu olanlarla ilgileneceğim. Bir de bu parlaklığı çözmeye çalışalım. Ayrılmak isteyen ayrılabilir. Bugün için teşekkür ederim dinlediğiniz için. Erdem Bey, bu konuda çok çektiniz. Size bir ekran paylaşımı veriyorum. Tamam, ona bakalım. Recep Bey, bu videoyu yarın izleyebilirsiniz. Oturuma girdiğiniz yerde bu sefer ikinci oturum yerine ikinci oturumun kaydı gözükecektir. Bu şekilde onu halledebiliriz. Şimdi bunu durduruyorum. Evet, Erdem Bey, sizdeyim. Kodu yükleyelim. Tamam, reset attınız mı? Şimdi bir dakika. Şurada bir while bir var. Onu kapatalım. Sonsuz döngüde kendisi silebilir. Sonsuz döngüde kendisi silebilir. Şu an oldu mu? Olmadı. Başka bir mesela yukarıya çıkalım bir daha. Bir fonksiyonun ismini değiştirdik mi? Değiştirmedik. Çalışması lazım. Yani aynı kodu kopyala yapıştır yaptık. Ekranınızda bir sıkıntı var mı acaba? İlk ekran kodunu çalıştırmış mıydı? İlk ekran kodunu çalıştırdı mı? O zaman stylus'te bir sıkıntı olabilir. Ona bir ilk uygulamayı, yok onu değil, ilk uygulamayı çalıştırın. Evet. Şöyle yapalım. Size bir kontrol isteği gönderdim. Ben ekranı kontrol edemiyorum. Şeyi açabilir misiniz key ile?
Stanley nerede acaba? Stanley Tamam. Bir dakika. Şöyle yapalım. Evet, tekrar Stanley bir yere gidebilir miyiz buradan? Şimdi burada başka bir hatamız var. Şurayı düzelteceğiz. Burada interrupt'ı eski haline getirir misiniz? Şunu. GPG C, evet. Tamam, bir daha bir kaydedelim. Kaydedip derlerseniz. Bir dakika. Şimdi bir tane şu eklenmiş. Tamam. Bir daha bir kodumuzu şimdi bunu yazmasının sebebi ise şu. Şimdi cihazınızı takıp çıkarıp tekrar takar mısınız? Taktınız mı? Çıkarıp. Tamam.
Çok ilginç. Bir şeyi tanımıyor. Bu size gönderdiğim gerekli dokümanlar içerisindeki değil mi? Evet. İşlemciniz farklı mı? AMD ya da böyle bir farkınız var mı? Anladım. Bir de şuraya bakayım. Son bir kez. Tamam, bunu anladım. Son bir daha bakayım. Olmazsa yarına kadar da sizden müddet isteyeyim de bakayım. Tanımlamalarımız da var. Programımız da derleniyor. Yüklenmiyor. İlginç bir hata. Bir araştırayım ben. Hiç başıma gelmedi daha önce. Dursun Bey, siz aynı yöntemle sizde sıkıntı ne? Bir de size bağlanalım. Aynı şekilde mi acaba? Erdem Bey, bugünlük kusura bakmayın. Yarın için bu sorunu çözmeye çalışacağım. Aklıma başka bir şey gelmedi. Dursun Bey, bir de size bakalım. Nereye Türkçe karakter yazmak istiyorsunuz? Dursun Bey, size bir şey isteği gönderdim. Ekran paylaşma. OLED'de Türkçe ekran, Türkçe karakter şu an basamıyoruz. Display C'den bakabilirsiniz hangi karakterleri şöyle göstereyim. Şurası Display 96'ya 16 C'nin içerisi. Burada hangi karakterleri kullanabileceğiniz yazıyor. Bu şekilde yapabiliriz. Dursun Bey, sizden ekran alamadım ama Erdem Bey bir şekilde çözmüş galiba. Bir onun reset temasını tutarsanız. Fatih Bey, sorununuzu çözdük mü? Tamam. Bir daha Recep Bey, sizin sıkıntınız vardı. Bir de sizden ekran paylaşımı alalım. Şimdi. Driver miydi sizin sıkıntınız? Eklemişsiniz galiba ama. Ha, bakalım. Şurada bir hatamız var galiba. Bana bir sistem kontrol isteyeceğim. Onaylayabilir misiniz?
Şimdi hayır, buraya sadece driver loop yazıyor. Siz stateless where yazıyorsunuz. Kalanını kaldırın. Buraya da aynı şekilde. Aynısını kopyalar mısınız? Evet, buraya yapıştıralım ilk loopet'e. Tamam. Şimdi buradan bunu seçeceğiz. Simülatör kullanmıyoruz. Buradan da kendi debugger'ımızı seçeceğiz. Evet, utilities'de de aynısı. Kendi debugger'ımızı seçiyoruz. Biraz geç kalmıştınız ondan herhalde. Aslında yine proje oluşturmuştuk. Başka bakalım. Aslında. Okey diyorum. Evet, şimdi sizde de aynı sıkıntı var. Şuradan Standard Sphere'e geliyoruz. Buradan Box M3811 Drivers'ı okuyoruz. Yapıştırıyoruz. Evet. Tamamdır sizin. Dursun Bey, sorunu çözdünüz mü? Yani değil. İsterseniz sizinle de beraber yapalım. Garanti olsun. Bir hataya, ama sizin ekran paylaşımında sıkıntı vardı. Ekran paylaşabiliyorsak ben bir daha istek göndereyim. Beraber yapalım. Bir daha istedim. Emre Özdemirci'den mi istedik yanlış? Tamam. Tamam, biraz önce ekranda bir şeyler yazdı. Tamam, o şekilde yaparız Dursun Bey. Olmazsa TeamViewer üzerinden yapabiliriz. Onu da söyleyeyim. Bilgisayarınızda TeamViewer kurup bana hani bu sıkıntılarınızda boş zamanlarda mail atabilirsiniz. Ortak bir zamanımızda buluşup bakabiliriz sorunlarınıza. O konularda açığım, her zaman çekinmeden sorabilirsiniz. Başka, evet, başka bir şeyimiz var mı? Şimdi bir de son olarak şunu, ekranı düzeltecektik. Ekranı nasıl yapalım? Ekranın ışığını mı kısalım, öyle mi diyorsunuz?
Bu ekran bu ne olmayacak? Artık buna ben kendim bakarım. Son olarak bugün hayır kısılamıyor PBM'le. Ekran sadece IKRC'ye bağlı. IKRC ile haberleşiyor. PBM'e ayrıca bağlayamayız. Yani sisteme onboard olarak ha, o zaman olur. O zaman olur ama yine IKRC ile haberleşmemiz lazım. Bu sefer IKRC'yi PBM'e bağlamamız. PBM'i IKRC'ye bağlamamız gerekir. Yani haberleşmesi onunla olacak. PBM'e ama bağlayabiliriz. Öyle bir şey olabilir. Timer'ın kod örneği yok elimde. Sadece yarınki kodlar var. Onlar da tam hazır değil. Onları da yine hazır olunca atacağım. Onlar haftaya yine ben maille bildireceğim ama haftaya büyük ihtimal robot yarışmasında olacağımız için gitmemiz eğer kabul edilirsek eğitim olmayacak. O yüzden bir hafta sonra erteleyeceğiz. Başvuru yaptım. Galiba ya yarın belirleyecekmiş. Öyle dediler. Bir dönüş yapan olmadı. Evet, bize de olmadı. O yüzden haftaya bir ihtimal dersimiz olmayabilir. Ondan sonraki hafta olabilir. O yine size maille bildirilir bir durum. Evet, dördünde olması gerekiyordu. Teşekkür ederim. Son bir de artık kapatmadan bugünkü ders hızlı mıydı, yavaş mıydı, nasıl bir şey gördünüz? Yani kodları yazarken hızlı mı geçiyordu? Genellikle projede işte tekrar açmamı istediniz. Hani ekrana yavaş mı yansıyor? Sizlere nasıl geliyor? Biraz daha mı yavaş anlatalım? Evet. Tamam. Yarın yine bir yazılım kendimiz yazacağız. Bugün istediğimizi bitiremedik. Bugün bir bak işlemini de bitirmek istiyorum aslında. Evet, o konuda sıkıntınız olacaktır ama algoritmayı anladığınız takdirde onları çözmek daha kolay. Yani işin mantığını zaten Erdem Bey'in dediği gibi kısa sürede daha verimli olmaz herhalde. Tamam o zaman. Tekrar teşekkür ederim katıldığınız için. O zaman yarın görüşürüz. Bir aksilik olmazsa. Haftaya da dediğim gibi yine haber vermek kaydıyla dersimiz olmayacak. Ama herhangi bir haber gelmedikçe dersimiz var. Öyle söyleyelim. İyi akşamlar.